Herkese selamlar dostlar. 25 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 adet mücadelemiz var. Ağırlıkla ideal tercih çok fazla bulunmuyor arkadaşlar. 5 tanesinin 4 tanesi doğrudan yüksek oran. Bir tane ideal tercihim var şöyle düşük orandan 1.35 bandlarından. Onun da zaten 2.28 orandan yüksek oranını önereceğim. O yüzden Oranlar yüksek misler de küçük oynayalım sürprizler çıkabiliyor. İsterseniz direkt de başlayalım. Bir adet skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması milli takımımızın maçı olsun. Farev Adaları ile Türkiye'nin milli maçı, maçı var bildiğiniz milli takımımızın. Türkiye milli takımı burada e, yedek bir kadro ile sahada olabilir. Cengiz, Çağlar, Merih gibi isimler kadroda olmayabilir. Haberler o yönde arkadaşlar. Zaten B ligine yükseldik C liginden. Ne kadar başarılı zaten olmamız gereken. Şöyle düşünün şu olayı. E 25 liraya yapmışlardır. 22 liraya geri düşürünce seviniyoruz. O muhabbete dönüyor aynı. Velhasıl kelam nasıl benzetme olduysa sizin maç skor düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Bol şanslar diyerek geçtim. Dün adet bir adet, bir adet kombine verdim. Hatta kombinenin adına bakın. Güvensiz kombine diyerekten bir kombine verdim bu mücadeleyi. Güvenmiyordum hatta en altına da yazdım ki bugün isteyenler pas bile geçebilir. Çok yüksek oynamaya gerek yok. Diğer günün bülteni güzel ona hazırlanıyorum yazdım. Şimdi çok da güzel yakalıyorduk aslında. İtalyanın 2.5 alt bitmesini bekliyordum. Başarılı oldu. Almanya maçında da ikinci yarı sonucu bir dedim. İlk yarı zaten mağlup oldu Macaristan. Eğer ikinci yarıda o Leroy Sané atsaydı golü biz güvensiz kombinede kazanaraktan ilerleyecektik. Fakat çok kaçırdı ikinci yarı özellikle. Oradan bu kombinemiz maalesef başarısız oldu arkadaşlar. Güzel bir kombineydi fakat beğendiğimde olmadı. Nasip kısmet diyelim bunu geçelim. Bir adet de canlı telegram gruplarımızdan bahsedeyim sizlere. Canlı gruplarımız arkadaşlar zaten maçlarımızı bu şekilde paylaşmaya devam ediyoruz. İzlediğimiz karşılaşmaları gerek seri olsun. Mesela herkes açık grubunda da zaten ara ara paylaşıyorum. Sizler de farkındasınızdır. Fakat asıl şekilde burada canlı odasına katı telegram gruplarında paylaşım yapıyoruz. Paylaşımlar bu şekilde. Toplamda 4 editörüz arkadaşlar. 2 tanesi biraz daha pasif. Çağrı ve ben biraz daha aktifim her maçlarda. O da şu sebepten dolayı. Bazılar diyor çok fazla kişi maç veriyor vesaire. Şundan dolayı oluyor arkadaşlar hemen anlatayım. Mesela cumartesi günü saat 5'te beşte... 10 tane maç aynı anda oynanıyor veya ne onu 20 tane maç aynı anda oynanıyor. Bundesliga, Premier Lig, Alt Ligler vesaire derken izlemesi zor oluyor. Maç paylaşıyoruz. Neden? Sizlere kazandırmak adına böyle bir şey yapıyoruz. Bu şekilde canlı odamızda canlı bahislerle devam ediyor. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Şöyle artı 300 seviyesinde like gelirse sevinirim. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like butonuna basarsanız bakın 4000-5000 kişiyiz diyor. 350 like'ı zor getiriyoruz. Sizden ricam 2 saniyenizi ayırıp like atmanızdır. Başka bir isteğimiz yok. Avusturya-Hırvatistan mücadelesi. Şimdi bu maçta bir iddia var mı diye baktığımız zaman da Hırvatistan'ın bir iddiası var. Danimarka Fransa ile oynayacak. hırvatistan Avusturya deplasmanında. sonunda. Avusturya'nın son Fransa mücadelesini izlediğimiz zaman ne gördük? Avusturya milli takımı e, atak bile yapamadı yani doğru düzgün. Herhangi bir net gol pozisyonu da yok zaten Avusturya takımının. İyi bir futbol sergileyemedi diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence Avusturya'da Ama Fransa ile oynadı. Çok normal. Hırvatistan'a baktığımız zaman da Danimarka'ya karşı biraz daha etkin oynadı. Geldikleri zaman oyun biraz dengeliydi aslında. Fakat pozisyonları iyi değerlendirdi. birbiri biri getirdikten sonra Danimarka hemen ataraktan da iki biri yakaladı. Galip ayrılmasını bildi o mücadeleden. Şimdi Avusturya ile oynayacaklar. Güzel bir mücadele olur diye düşünüyorum. Avusturya'da burada biraz daha kendi evinde önde oynamak isteyecektir. Hırvatistan'da bir iddiası olduğundan dolayı mücadelede ben şöyle ilk yerden bir adet gol gelir dedim. Orada da güzel bakın. Dedim ya tek ideal maçım var diye bu. Hırvatistan mücadelesinde ilk yerden bir gol gelir mesela. 1.32 gibi oranı var. İdealden al yanına bir 50 bir 60'lık şey koy iki oranı yakala devam et. Bu maçta böyle bir beklentim var. Hatta şöyle düşündüm bir de. Şimdi ilk yerden bir gol gelir bekledik de şimdi Hırvatistan tarafının bir beklentisi var, bir iddiası var. Hırvatistan tarafından ben bir gol bekliyorum zaten. Dedim ki bir golün ikinci golün riskine de girelim. 2.28'de bunun oranı var. Hırvatistan takımı belki ikinci golü de bulabilir diye düşünüyorum. Danimarka Fransa mücadelesi. Maça ideal bir tercih yapmadım. İki tane tercihim var. Biraz birbirleriyle bağlantılı. O yüzden değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Şimdi Fransa son maçta inanılmaz pozisyonlar harcadı. Sizler de izlemişseniz mutlaka. Mbappe'nin kaçırdıkları ne bileyim Sabek'in kaçırdıkları 3 tane ne 3 çekti. Yani sağlam vursa Pavard oynasa bence saplayabilirdi. Fransa'nın kadrosu çok kaliteli. Yedek isimler de oynasa Nkunku oynayacaktır, Dembele oynayacaktır. Formda isimleri çok fazla Fransa milli takımının. O yüzden kadro açısından herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Danimarka'da burada ideal 11'e yakın bir 11 çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onların da grupta lider bitirme şansı var. Bakalım Hırvatistan mücadelesiyle de bağlantılı tabii ki. Zor bir mücadele olacaktır. Ama Danimarka kendi evinde biraz daha burada oynamak isteyen taraf olacaktır. Fransa milli takımı da o arkadaki pozisyonları bulabilir. Boşlukları bulabilir. Mbappe oynar mı bilmiyorum fakat geçen bahsettiğim videoda tekrar bahsedeyim. Yani inanılmaz cimri oynayan bir takım. Hatta Paris takımında da sizler de mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada falan. Herkesin Neymar'ın 8 asisti, Messi'nin 6 asisti. Mbappe'nin 10 gol 0 asist yani buradan da cimriliğini anlayabilirsiniz. Son başta da o kadar koşu yaptılar ki sağdan soldan koşu yaptılar fakat Mbappe sürekli kaleye denedi. Atıyor mu atıyor eleman zaten iyi ona kimsenin dediği bir şey yok da Biraz daha takım oyununu oynamalı çünkü Yani baş kaldırırlar ben size söyleyeyim Velhasıl kelam burada Danimarka ile güzel bir oyun sergileyecektir Çok da golle geçmesini beklemiyorum ben burada 2-3 gol bandına sıkışabilir diye düşünüyorum öncelikle onu belirteyim Şuradan görürsem 1.78 bunun oranı var Mücadele genelinde toplam gol 2-3 gol bandına kalabilir 1.78 gibi bunun oranı var Hatta ben diyorum ki Fransız takımı tarafından ben bir gol bekliyorum İkinci golün riski de 2 oran. Skor beklentimi de bahsedeyim sizlere. 2-1'lik bir Fransa galibiyeti bu deplasmanda da çıkabilir. Fransa çünkü çok kaçırıyor. Kaçırmazsa 2-1'i yakalayabilir diye düşünüyorum. 2 orandan deplasman 1.5 üstü de yapılabilir. Hollanda-Belçika mücadelesi. Şimdi bu maç biraz prestij bir maçı gibi olacak. Hollanda zaten liderliği garantiledi. Belçika'ya baktığımız zaman da 10 puan da ikinci sırada. ikili avaraj falan derken Belçika zaten, Hollanda zaten önde basmanda galip geldi. 4-1 gibi bir skorla olması lazım. Prestij mücadelesi gibi olacak bu maç. Yani ideal 11'ler çıkarsa keyifli bir maç izleriz. Bence zaten idealden bir VAR tercihi alınabilir burada. Bu arada bu maçın da ideali varmış. Ee, VAR tercihini buradan alabiliriz arkadaşlar. Idealden Hollanda Belçika mücadelesine. Keyifli bir maç olur. Beklenti doğrultusunda. Hatta ben size maçın indeks beklentisini söyleyeyim sizlere. 3-2'lik Hollanda galibiyeti bekleniyor. Öyle gollü bir mücadele bekleniyor. Eğer öyle gol öyle beklenti dahilinde geçerse mücadele KG var tercihi bence gayet güzel olur. Hatta şunu söyleyeyim. İlk yarıdan KG var. 364. Yani maç beklendiği gibi tempoda başlarsa ilk yarıdan bile KG var tercih olma tercih şansı var. 3.64'te bunun oranı var. Galler Polonya mücadelesi. Polonya son mücadelesinde iyi oynadı mı? tartışılır. Çok fazla pozisyona giremedik. Milik'in kaçırmış olduğu bir pozisyon vardı mesela. Net sayılabilecek. Onun dışında Orlanda zaten çok da zorlanmadı. 2-0 gibi net bir skorla geçmeyi bildi Polonya'ya karşı. Galler de iyi bir oyun oynadı bence Belçika'ya karşı. Ya Daha doğrusu şöyle bir iyi oynadı diyelim. Belçika çok baskı, baskı kurdu. O baskıya rağmen 2 golde kalmasını bildi. İptal olan bir penaltı var Belçika tarafında Keza. O kadar baskılı şeyden 2 golde kalmasını bildi. Yoksa Galler zaten Belçika'ya kafa tutabilecek bir takım değil bence zaten. Polonya ile oynayacaklar. Çok fazla golü beklemesem de Galler'in oyun yapısından dolayı. Galler bu maçta biraz daha önde oynayacaktır diye düşünüyorum. Kendi evinde olmasından dolayı. Zaten grupta bir puanı var. Küme düşmeye gidiyor. Küme düşmeye doğru gidiyor burada. burada 2-3 gol bandında kalır diye düşünüyorum. Onun da oranı zaten yüksek. Şuradan hemen gelelim. 1.77'de gibi bunun oranı var. Dediğim gibi mücadele gelenlerden çok fazla gol beklemiyorum. Fakat 2-3 gol bandına sıkışabilecek bir mücadele olarak değerlendiriyorum. Yani 1-1'e gelebilir belki. O yönde bir beklentim var. Hatta alt yapacaktım da vazgeçtim. 2-3 gola kaydım öyle söyleyeyim. Tam 2 golde kalabilir bu mücadele. Fareo Adaları Türkiye mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Maç skoru ne olur şeklinde. Kat alırsanız sevinirim skor yarışmasına bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Türkiye milli takımı burada yedek kadroyla çıkacaktır. Fakat Faryo Adaları ile oynuyor. Bu arada şimdi her şeyi boş verin. arabada bir yere gidiyorum. Aspor Radyo var. Onu açıyorum mesela. Yani fark etmez Aspor olsun, TRT Spor olsun. Milli takımı yerden yere vuruyorlar. Şu son Lüksemburg maçından sonra. Kuntza şeyler yapıyorlar. i̇nanılmaz yani bir eleştiri var şu an milli takıma. Hatta şey diyorlar. Prim olsa oynarlardı falan. Para için aşkı, milli forma aşkı gitti, para aşkı başladı vesaire. Sürekli böyle şeyler var, haberler var. Bu yönde eleştiri yapıyor herkes. Sizce neden? Size de bir soralım arkadaşlar. Yani milli takımın bu kadar kötü olması neye bağlıyorsunuz? Hoca mı? Milli para, milli takımda para aşkı mı? Sizce neden? Sizlere de bir fikrinizi sorayım. Şimdi Fali odaları oynayacak. Burada ne mi Ravil Tegir, Berkay Özcan, Umut Bozok gibi isimler kadroya dahil edildi. Onlara da bir şans verilir mi? Yedek kadroyla çıkacak zaten milli takım burada. Bence Aa, son biri çıkarmaz. Fakat galip gelemezlerse var ya takımı topa tutarlar. Ha. Ben ciddi bir şekilde söyleyeyim sizlere. İnanılmaz şekilde topa tutarlar bu takımı. Ben şöyle söyleyeyim. 4.5 altında kazanır diye düşünüyorum. Şimdi yedek kadro oynayacak diye düşünüyorum. Faryo Adaları da burada kendi evinde. Onlar da şundan korkuyorum. Lan Lüksemburg oynadı bunlara 3 tane atlı biz de oynayalım der mi? Bak bu düşünceyle çıkarsa maç yine kopabilir. Bizimkiler zaten gol yemeye meyilli defans hataları falan hat safhada. O öyle başlarsa Faro kopabilir. Ama ben milli takımın burada kazanmasını bekliyorum. Çünkü medyada inanılmaz bir eleştiri var. Hem o eleştirileri biraz daha hafifletmek adına kırmak olmaz da hafifletmek adına burada Faro Adalarına galip gelmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ben burada 4.5 altında 2 yaptım. İdealden öneririm sizlere Değerlendireceklerim Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.